Ee, şimdi Babazola hikayesiyle e, devam edelim. Şimdi bu e, Babazola'dan önceki grup hangisiydi? Zen. Zen'di evet. Zen kaç sene sürdü? Uzun. Zen 1980'lerin sonundan 88 evet. 2000'e kadar falan sürdü. Sonra bir daha ben bir kur, kurabilir miyim? Tekrar devam ettirebilir miyim diye hmm. bir deneme evet. yaptım ama başarısız oldu. Ee, Zen ilgili şeyi söyleyeyim. Yeni bir haber. Eee hmm. 98 yılında biz Bakırköy Akıl Hastanesi'nde bir konser vermiştik daha çok oradaki hastalara ve doktorlara onu da yayınlamıştık dijitalde ve şeyde CD ve kaset olarak çıkarmıştık şimdi onu plak olarak çıkaracağız o hemen hemen hazır kapağını yeniden yorumladım ben sanırım bir ay içinde filan çıkacak. Peki bu bütün bu Kurduğun sanatsal yapı, yani biraz seyirciyi aslında belki bilmeyenlere, merak edenler için. Bir kere bu rengarenk kostümler, burada e, teatral ve törensel ögeler tabii ki. Sonra Anadolu fikir ve görüşleri, Alevi ve Bektaşi inancından etkilenilmiş e, görseller ve e, müzik. ve Ama oradan e, evrensel bir yere yani Anadolu'dan... Kalkarak biraz da tabii ki o. Bir şaman kültürü de var mı? Var için, tabii, ki, tabii ki tabii evet. ki. E, ve şimdi ilk e, e, tabutlar ve şata için 96'da kaydedilmiş işler vardı. Sonra 3 oyundan 17 müzik ruhani oyun havalı Bir kere ruhani oyun havaları muhteşem bir isim. Yani bir bir tarihi ya da bir evet. durumu özetliyor olabilir. Ruhani oyun havaları. Ee, sonra işte Dondurmam Gaymak, Kökler, Gecekondu, 34 Otosanayi, Sanayi, XX. Ee, doğru mu söylüyorum? Beni düzelt. Yanlış şeyim varsa. <laughs> derin Derin ve Son Albüm Hayvan gibi. Hı. Ee, şimdi burada e, enstrümanlar da çok ilginç tabii ki bu herkesin elektrik gitar manyağı olduğu birbirlerine gitarlarını gösterdiği zaman da sen bir e, elektro bağlama ya da elektrik saz hangi terimi kullanıyorsun? Daha çok saz kullanıyorum. Saz kullanıyorsun ve tabii bu arada teremin çalınıyor cura yani yani tereminle curanın yan yana gelmesi <laughs> ondan sonra per per perküsif enstrümanlar e, ve sonra sinizayzer. Ee, ve ya aslında e, bütün e, Anadolu'dan gelen tek sesli ya da primitif aletlerden çok sesli işler yapan enstrümanlar birleşiyor. Hmm. Burada e, belki sen öldükten sonra senden çok söz edecekler. Ee, yani bizim yavaşlığımızda bakarsan ülkemizin yavaşlığında ancak sen öldükten sonra bunlar <laughs> olacak. Yani en çok senden söz etmeli. Yani. Bu açıdan baban kadar şanslı olamayacaksın belki. Yani şimdi de söz etmiyorlar diye çok söz ediyorlar ama e, şimdi burada Avrupa turnesi başlıyor. 28'inde Fransa'da. Evet. Sonra gördük mü diğerlerini bir daha görebilir miyiz? <laughs> evet. Şimdi ee, Berlin'de, işte. E Berlin'de 3 3 Mayıs değil mi doğru evet. görüyorum. Hı hı. Ondan sonra e, Berlin sonra 4 Mayıs'ta Hamburg'da 5 Mayıs'ta eee Köln. Neuss Köln'de. Köln. Köln'de sonra Köln altısında Münih'te Hı -hı. ve 7'sinde Stuttgart'ta. Evet. Niye Son böyle arka arkaya konserler veriyorsunuz? Çünkü bir an önce e, tu organizatör sizi konser verdi sepetleyecek evet. yani <laughs> boşa şey gelmesin. Evet. Makineatifik biz <laughs> çalmak evet. durumundayız. Çünkü devam ama da ediyor bu. On şey sonra işte onun da e, Basel'de. Ha, ha pardon, pardon, pardon pardon. Sonra ha. şey bu yalnızca Almanya turnesi aslında. Ha. Dünya turnesi gibi bir şey aslında söz konusu. Buradan devam ediyor işte İsviçre sonra şeye geliyoruz. küçük çiftlik parkta altını günle çalıyoruz 13'ünde oradan e, Evet Hı. oradan işte e, Kazakistan'a gidiyoruz Alma oradan İtalya'ya geçiyoruz sonra Hı. işte öyle devam ediyor Peki bu e, aslında zendeydi değil mi senin e, improvize kayıtlar yapman Aslında bayağı benim çocukluğuma kadar gidiyor ama hep improvize kayıt yapıyordum. Evet, yani evet. bir şarkıyı baştan sona kadar oluşturup e, sunmuyordu. Mutlaka bu improvizasyonu yani bu e, neo free jazz mı diyorlardı ona. Nedir? Öyle dünyada da bunun örnekleri var ya. Ee, yani evet e yazılmadan e o an doğaçlama. Evet doğaçlamalardan bir şey ve tabii ki biraz kazayi bir şey galiba ama Hı -hı. E Aslında. ben hatırlıyorum çok iyi kayıtlarını dinlemiştim. ve O zaman ilkel şeylerle yapıyorduk işte daha CD tabii. yeniydi falan ya da evet. işte kasetti falan. Çocukluktan başladım yine Hı -hı. yani Malviniş 69 diye bir şeyim vardı grubum vardı 5 yaşındayken kurmuştum ilk Hı -hı. Ha, Hı -hı. iki kızla beraber kurmuştum iki kızla beraber <laughs> evet. kurmuştum ne oldu sonra bu çirkin çirkin adamlar peki bugün niye böyle oldu? İyi var. E, kadınlar her zaman grupta oldular. Bazen e, ses teknisyeni olarak. Bazen işte yok basçı, vokalist. <laughs> e, şimdi mesela öyle bir e, keyboardçumuz var. Eşim aynı zamanda <laughs> e, şey yapıyor. Çalıyor, söylüyor. <laughs> ne çalıyor? E, ben de çalıyor. Teremin çalıyor. <laughs> Evet. Televizyon inanılmaz. Çocuklar o. onlar her şeyi çalıyorlar. <laughs> Neyi görürler görürler sonra saldırıyorlar. Deniyorlar. Evet Özel, deniyorlar. Güzel çaldıkları alet var mı? Vallahi yani, eee bence çok iyi çalıyorlar Öyle mi? O çünkü kaç yaşındalar? 8. Şu anda 11 ve 11 e, 9 ya da Herkes. 10 ve 8. Evet. Yani o biraz değişiyor. Aslında sanırım 8 ve 10 ama onlar 9'u 11 diyorlar. Büyütmek diyorlar. Istiyorlar. Evet büyütmek o. istiyorlar. Hı. Evet. Aa ah, çıkmışlar. <laughs> bu ama eski <laughs> bir fotoğraf. Ya, bu bu evet. Hmm. Şu Mavi Güneş 69 hmm. grubunun bir şey çekimi. Hmm. Herhalde bir hmm. 6 sene önceki falan mı? Öyle mi? Attım neyse Herhalde tam 4 5 yaşındalar burada. 4 5. Sene. Ee, ama şey yani e, normal şarkı formlarında da üretimler yapabiliyoruz. Örneğin ne diyeyim? E, bir kere bir dizinin müziğini yaptık. Biz size aşık olduk diye onu yaparken e, gizli yönetmen vardı kendi ismini e, zikretmeyen ama aslında yönetmen olan Yavuz Turgul vardı. Hmm. O bir sahnede şey dedi. Şimdi sizden bir hit parça yapmanızı istiyoruz. İstiyorum dedi. Hmm. E, Türk halkının çok sevebileceği işte 1960'lar 70'ler Yeşilçam filmlerindeki e, müzik hitleri gibi bir parça yapmanızı istiyorum. Tamam dedik biz de yaptık. Ve gerçekten parça böyle hani böyle devamlı 10 milyonlarca dinleniyor. İşte bir şeyler oluyor. Herkesin işte ıı, dilinde filan. Ama o yoldan gitmek ıı, bana çok şey sağlıklı gelmiyor. Niye? Çünkü belirli formüller var i̇şte Şurada nakarat olacak. O nakarat şu kadar evet. e, şey yapacak. A bölümü, B bölümü olacak. Şuraya bir solo koyacaksınız. İşte sözler şöyle olacak. Melodi işte e, ne diyeyim? E, Türk halkının sevdiği makamlar var. Yani makam kullanımı hmm. mesela çok böyle daralıyor ve azalıyor. Gitgide hmm. daha az makamlar ben kullanılıyor. Enstrüman evet. kullanımı evet. i̇şte minör olacak. Evet. İşte majör olacaksa Hicaz olacak evet. falan gibi böyle bir takım kurallar. Var. O kuralların içinde hareket ettiğiniz zaman ee, ve belirli işte şeylerin mesela dizi gibi bir şeyi arkanıza aldığınız zaman o parça mutlaka hit oluyor. Evet. Ee, Genelde çalınmaz orada. Evet. Yani <laughs> aslında o bile olabilir. Bir şey 10 saniye falan olabilir. Yani o formüller e, biraz sıkıcı geldiği için gerçekten hoşuma giden e, müzikleri yapmayı tercih ediyorum. Bazen de o e, şeyleri nakaratlarda Diyelim ki nakarat da ne olur? Aynı söz döner değil mi? Halbuki aynı müzikal yapı üzerinde dönen farklı sözlerle nakarat yaratmak gibi bir fikir geliyor mesela. Bu tamam, çok hoşuma değil. gidiyor. Öyle yapıyorum. O zaman belki daha az dinleniyor ya da daha zor anlaşılabiliyor. Peki eskiden beri seni takip eden e, takipçilerin var değil mi? Var onlar da değişiyor. Mesela işte Aa. diyelim ki ben işte elektrosaz çalınca mesela bir kısım takipçi kızıyor bana. Aynı işte elektrosaz çalıyor diye ben onlar onlara sinirleniyorlar. Ya da işte e, zen grubu takipçileri var. Onlar bir kısmı babozlayı takip ediyor ama bir kısmı yok abi işte zen işte çok iyiydi falan <laughs> e, deyip takip gibi bırakıyorlar. <laughs>